Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şu mübarek günlerde inşallah hala kredisine cevap alamayan, kredisi için sonuç bekleyen ve kredisine sonuç gelip de henüz parası hesabına yatmayan, kredisi reddedilen arkadaşlara Allah sabırlar versin. İnşallah en yakın zamanda bu durumlar da düzelir diyorum. Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi için arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu nedir? Temel ihtiyaç destek kredisi paketi hakkında arkadaşlar şu ana kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tahsis ettiği rakam 41 milyar TL. Bunun da gerçek kişi yararlanıcılarına yani kredi için başvuranlara 31.12.2020 tarihine kadar kullandırım sağlama süresi verilmiş. Yani bu Aralık ayının sonuna yani bu yılın sonuna kadar kullandırım süresi verilmiş. Kredisi onaylanmayan, kredisi red olan arkadaşlarımız üzülmesinler. Yani tekrardan başvuru yapma şansları var. Yani kimisi diyordu Nisan, Mayıs ayında bu kredi kalkacak. Demek ki böyle bir düzenlemeye gidildi. Bunu bizim için çok bir avantaj arkadaşlar bu aslında. Bu para 41 milyar TL deniliyor ama bunun daha fazla olduğunu düşünüyorum ben burada yazan. Kullanım kaynakları için de sadece burada da 3 banka var. Ziraat Bankası, Vakıf Bankası ve Halk Bankası şeklinde. Arkadaşlar demek ki bu yıl sonuna kadar kredi kullandırmaya çalışacaklar. İnşallah bu daha yakın zamanda olur. Diyorlar ki bankalarda sistemsel hatalar var. Tamam, ilk başlarda sistemsel hatalar vardı. Kabul ediyoruz, yoğunluk oldu. Tamam, eyvallah. Ama bir aylık bir zaman içerisinde oturma oldu. Yani 1 Nisan'daki başvurunun 28-29 günü olmuş. 29 günde bir cevap alınamaması yani bu bankanın tamamen kendi hatasıdır diye düşünüyorum. Yani yok yoğunluk oldusuna falan katılmıyorum arkadaşlar. Yani sen zaten 1 Nisan'da başvuran arkadaşımıza red vereceksen 3 Nisan'da ver ki adam da yoluna baksın. Veya kesin başka bir bankaya başvurursun veya başvurursa nasıl bir kabul etmemenin nedenini öğrensin. Ona göre hareket etsin. Kendini ona göre ayarlasın. Hani 29 gün bekle, 29. gün hard diye reddet. Ya bu olmuyor arkadaşlar. Ondan dolayı 12. ayın 31'ine kadar yani yılın sonuna kadar kullandırım sağlayacaklarını söylüyorlar 3 bankada. İnşallah bu süre zarfında ihtiyacı olan arkadaşlarımız bunlardan teker teker faydalanırlar. Bir de şöyle var arkadaşlar, mükerrer başvuru olayı var. Yani tekrar eden başvuru. Yani siz Ziraat Bankası'na başvurdunuz, onun sonucu gelmedi. Ama gittiniz bir de Vakıf Bank'a başvurdunuz. Ne olmuş oldu? İki tane başvuru olmuş oldu. Yani şimdi bir havuzda toplandığı için bu başvurular, bu tekrar eden başvuru olmuş oluyor. Bankalar da bunu bazen dikkate almıyor olabiliyor veya red edebiliyor. Böyle bir sıkıntı da var arkadaşlar. Yani iki tane, üç tane başvurun sistemde kayıtlı gözüküyorsa üçünü de red edebiliyor. Bunun için yapman gereken tek bir bankaya başvuruda bulunman. Yani üç tane bankaya başvurmak yani üçünün çıkacağı anlamına gelmiyor. He, diğer bankalara başvur ama bunun zamanı var. Yani Ziraat Bankası'na başvur. Onay alamazsan sebebini öğren. O zaman git Halk Bankası'na başvur. Yani üçüne de aynı anda başvuru olduğu zaman sıkıntı şu, tekrar eden başvuru olduğu için sistem veyahut da inceleyen arkadaşlarımız bunu otomatikman red verebiliyorlar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani Ziraat Bankası, Halk Bankası'ndaki başvuruyu onay verin biz buradan reddedelim gibi bir iletişime geçildiğini zannetmiyorum. Direkt üçü de red gelir arkadaşlar. Benim düşüncem bu şekilde. Ondan dolayı bir başvurunuz bitsin, bir tanesi sonuçlansın, ondan sonra onu diğer bankalarda değerlendirmeye çalışın.
Ekranda görmüş olduğunuz gibi yıl sonuna kadar devam edecek arkadaşlar bu olay. Red gelen arkadaşlarımız için de şöyle söyleyeyim. Vakıfbank'tan çok red geldi. Ama desteğe yazamıyorum. E-mail gitmiyor. Doğru. Kapatmışlar e-mail hesaplarını. Gitmiyor. Ben de denedim birkaç defa. Olmuyor. Şuradan BDDK aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. BDDK'yı yabana atmayın. Buradan muhakkak başvurun. Direkt bankaya da başvurmak istiyorsanız arkadaşlar şuradan iletişim bölümünden şuradaki istek ve şikayetleriniz için kısmını tıklayın. Buradan mesela biz bireysel kredileri seçtiğimiz zaman birini seçtiğimiz zaman böyle bir yazı çıkıyordu. Çıkmıyordu daha önceden. Şimdi çıkıyor. Buradan bakın arkadaşlar. Biz şuradan teşekkür ve önerileri seçeceğiz. Arkasından öneriyi seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradaki bilgilerimizi dolduracağız. Doldurduktan sonra da red geldiyse de cevap gelmediyse de sorunuz neyse buraya yazıp gönderin arkadaşlar. Arkasından BDDK'ya da CİMER aracıyla bunun yollamasını muhakkak ki yapın. Banka size seni neden reddettiğini veyahut da hala sana kredin hakkında, sonucu hakkında neden bilgi vermediğini bildirmek zorunda arkadaşlar. Bunu bildirmek mecbur yani bunu bildirecek size. Yani seni reddetti ama niye reddetti? Eğer ki ne bunu bildirdikten sonra sizin durumunuz sicilinden dolayı reddedilmişse falan yazı gelirse tekrardan ona göre bir yazı yazabilirsiniz. Ama siz ona girmeden şöyle direkt yazabilirsiniz. Eğer sicil probleminiz var ise. Yok ise de yazabilirsiniz. Adını buraya atıyorum 3 Nisan'da başvurduğum kredi 29 Nisan'da reddedilmiştir. Bunun sebebi nedir? Eğer bunun sebebi sicilimin bozuk olması ise şu ana kadar Ziraat Bankası'nın da Vakıf Bankı'nda Halk Bankası'nda sicili bozuk olaraktan kredi alan arkadaşlarımız var. Onlara neden verildi? İşsizsiniz gibi bir işsiz olan arkadaşlara verildi. Başka ev hanımlarına bayağı bir ödeme yapıldı bu konuyla alakalı. Kredi çıktı, bayağı bir kredi çıktı. Yani ben çevre olaraktan baktığım zaman bakıyorum yani genelde ev hanımlarına bayağı bir iyi bir çıkmış yani. SSK girişi olmayanlara dahi yani kredi çıkarıldı. Seninkinin reddin sebebi ne? Yani insan düşünüyor. Ya bana reddetti ama benim de sicilim var. Karşı tarafta arkasında sicil sıkıntısı var. Bana çıkmadı, ona çıktı. Neden çıktı? İşte bu problem. Bir tane problem de şu arkadaşlar. İkametgah sorunu. İkametgah sorunu arkadaşlar. Mesela siz atıyorum ikametgah adresiniz Antalya'nın Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde herhangi bir mahallesinde gözüküyor. Orada ama şu anda duranlar var. Oradaki duran arkadaş başvuru yaptı çıktıysa siz de hala oradaki adresiniz de orada gözüküyorsa size kredi çıkmıyor. Bu tip sebepler de var. Yani adres çakışmasından dolayı. Yani bunlar ikametgah adreslerini dikkate almışlar genel baz olaraktan. Bu sıkıntı yanlış yapmışlar bana göre. Bana göre bu sadece maddi konulara, maddiyata göre bakılabilirdi. Veyahut da kişinin aldığı maaş oranına, çalışma durumuna veyahut da temel ihtiyaçsa bunun adı kişinin sicil durumuna daha fazla öne çıkararaktan verilmeliydi diye düşünüyorum. Ama bunlar her haneye bir tane olsun vermeye çalışalım diye plan yaptılar sanırsam. Ama bu da tutmadı bana göre. Neden tutmadı derseniz mesela 3 aylık bir ailede o oğlu öğrenci ikametgahı İstanbul'da, babanın ikametgahı Ankara'da. Tabi oğlunun ikametgahı İstanbul'da gözüktüğü için ikisine de çıkmış oluyor. Farklı ikametgah olduğu için. Yani bir aileden 2 kişi, 3 kişi bu şekilde belki 4 kişi, 5 kişi faydalanmış oluyor. Belki aynı adresten, bakın aynı ikametgahtan kredi kullanan arkadaşlarımız da var. Bunlara da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama siz şu yazıyı tekrardan göstereyim. Yani bu yılın sonuna kadar devam edeceği söyleniyor. Burada yazan yazıya göre.
açıklamalarına göre. Bundan dolayı ret gelen arkadaşlarımız hemen üzülmesinler. Mutlaka ki bankanın sebebine göre hareket etmeleri gerekiyor ve biraz önce gösterdiğim yerlerden de iletişim sağlayabilirler. Ama E-Devlet yolundan veyahut da videonun altında paylaştığım link yolundan BDDK CİMER aracıyla muhakkak şikayette bulunun arkadaşlar. Cevabınız geldiyse de gelmediyse de. Yani geldi, cevabınız onaylandı ama hala para hesaba yatmadı, bekliyorsunuz. Bununla alakalı bir fotoğraf paylaşmıştım arkadaşlar daha önce ben. O fotoğrafı da göstereyim bir saniye. O fotoğrafta bu arkadaşlar. Bazı arkadaşlarmış buna diyor ki onaylanmamış şöyle böyle. Arkadaşım, banka bu tweet'i attıysa onaylanmış kredinizi kullanmadığınız takdirde 10 gün içerisinde iptal ederiz diyor. Hani banka bu tweet'i attıysa bunun kılıfını hazırlamıştır yani. Sen şimdi, senin kredin belki onaylandı. Mesaj gönderdi. Gelmedi mesaj. Haberin yok. Bakmadın, takibini yapmadın, takip ettin çıkmadı. Banka derse sana, kardeşim 10 gün içerisinde kullansaydın biz sana gönderdik. Bundan dolayı sık sık başvuru sonucu gelmeyen arkadaşlarımız veyahut da sonucu onaylanmış daha hala parası hesaba geçmemiş arkadaşlarımız muhakkak ki muhakkak BDDK'ya şikayette bulunsunlar ki ellerinde bir kanıt olsun, en azından böyle bir tabloyla karşılaşmamaları için. Böyle bir tablodan inşallah kimse karşılaşmaz. Yani kullanmadığınız için iptal edilmiştir diye. İnşallah böyle bir problem yaşanmaz diye umut ediyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi bu yılın sonuna kadar bu başvurular alınacak. Demek ki yılın sonuna kadar alınacaksa daha hala kredi kullandırılacak arkadaşlar. Bundan dolayı ret gelen arkadaşlarımız kesinlikle üzülmesinler ve ben inanıyorum ki ihtiyacı olan herkes bu krediden faydalanacaktır. İnşallah öyle umut ediyorum. Lütfen daha önce kredi kullanmış, yani bu temel ihtiyaç kredisinden kullanmış arkadaşlarımız lütfen diğer arkadaşlara bir olanak sağlayarak ikinci defa başvuru yapmasınlar. Diğer arkadaşlarımız faydalansın bu krediden diyorum. Tek ricam bu. Yani bu konuyla alakalı çok fazla anlatacağımız başka bir şey yok arkadaşlar. Konularla alakalı yorumlarınız varsa videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı Ramazanlar.